Dört ekranlarından merhaba. Haftanın son iş gününde kültür sanat dünyasının öne çıkan birbirinden renkli ve en güncel gelişmeleriyle sanat takibinde karşınızdayız efendim. Ben Özlem Karahan. Ve bir sergiyi getireceğiz ekranlarınıza. Serginin ismi Ev Kadınlarının Elinden 10. Osmanlı'dan Günümüze sergisi. Bu sergi kapsamında 21 teknikle hazırlanan nakışlar İstanbul'da 18 Ağustos'a kadar sizlerle buluşuyor. Ve bu serginin ortaya çıkmasını da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığını belirtelim. Ve işte sergiden detaylar. Kimi aylarca, kimi yıllarca süren, her ilmeğinde Osmanlı kültüründen izler taşıyan o muhteşem eserler gün yüzüne çıktı. Farklı farklı el nakış tekniği kullanılarak hazırlanan 150'den fazla eserin sanatseverlere sunulduğu Ev Kadınlarının Elinden 10. Osmanlı'dan Günümüze sergisinin açılışı yapıldı. Ve İslam Eserleri Müzesi'nde gerçekleştirilen sergide başta Maraş işi, Maraş filesi, Türk işi ve aplike olmak üzere 21 çeşit el tekniğiyle hazırlanan birbirinden güzel eserler bulunuyor. Bu sanat eserleri binlerce yıldan bu yana babaannelerden, anneannelerden evlatlarına aktarılan bir sanat, özellikle simsırma başta olmak üzere bu eserler şu an dünyanın dört bir yanında çok büyük de ilgi görmekte. Evlerimizin en güzel köşelerini, çeyiz sandıklarının en önemli parçaları haline gelmiş durumda. Tabii çok büyük emek var. İnsan ömrü adanmış bu eserlere. Biz tüm İstanbullu sanatseverleri, vatandaşlarımızı 4 gün sürecek bu sergiye bekliyoruz. Osmanlı'dan günümüze çok özel eserleri nakışseverlerle buluşturan sergi 18 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Ve dünyaca ünlü isimlerin Türkiye ziyaretleri devam ediyor. Onlardan biri de elektronik gotik popun dünyadaki en önemli temsilcilerinden Oscar and the Wolf. 24 Ağustos'ta Muğla'da, 25 Ağustos'ta İzmir'de olacaklar. You are my heart, lost in a star, and I hold my head down. You love me true, up on the moon, and I hold my head down. Son yıllarda dünyanın en önemli sanatçılarının uğrak noktası haline gelen Türkiye, yıldız bir grubu daha ağırlamaya hazırlanıyor. Elektronik gotik popun en başarılı temsilcilerinden Oscar and the Wolf konser vermek üzere yeniden Türkiye'ye geliyor. Belçika'dan çıkış yapıp hemen ardından Avrupa'ya açılan grup kısa sürede önemli başarılar elde etti. Raving George'la yaptıkları şarkı You Are Mine'la yıldızı parlayan Oscar and the Wolf, şu sıralar Avrupa'nın en çok sevilen grupları arasında. Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine ulaşan grup, yeni albümü Infinity ile başarılı müzik kariyerine devam ediyor.
Muhteşem performansıyla hayranlarının kulaklarının pasını silmeye hazırlanan Oscar and the Wolf, 24 Ağustos Cuma Muğla'da, 25 Ağustos Cumartesi ise İzmir'de sahne alacak. Dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden Toronto Film Festivali bu yıl Eylül ayında 43. kez gerçekleşecek. Festivalin programı açıklandı. 11 isimden oluşan onur listesinde Türkiye'den dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın da yer aldığı duyuruldu. You guys are excited, aren't you? Sinema dünyasında Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen, bu yıl 43.sü düzenlenecek olan Toronto Uluslararası Film Festivali'nin ana programı açıklandı. Not be to tell 6 Eylül'de başlayacak festivalin onur listesinde bu yıl efsane olarak kabul edilen 11 filmin yapımcısı bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye'den Altın Palmiye ödüllü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra İran'dan Cafer Panahi ve Cezayir'den Merzak Alouche listede yerini alıyor. Açıklanan master programa göre Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı, festivalin Kuzey Amerika premierinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yönetmen David Mackenzie'nin Outlaw King filminin gösterimiyle başlayacak olan festivalin kapanış filmi ise Justin Kelly'nin Jeremiah Terminator Leroy olacak. 16 Eylül'e kadar devam edecek olan festivalde 300'ün üzerinde film ve belgesel gösterimi gerçekleşecek. Ve dünya müziğin, soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin'i ağlıyor. Dünden beri soul'un kraliçesi olarak gösterilen sesiyle nesilleri, kuşakları, müzisyenleri etkilemiş olan dünyaca ünlü yıldız Aretha Franklin hayatını kaybetti efendim. 76 yaşındaydı. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu ve çok hızlı kilo kaybıyla geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmişti. Şarkılarıyla çoktan ölümsüzleşmiş olan yıldızı biz de yine sesiyle anarak sanat takibini onun eseriyle ve onun ardında bıraktığı görüntüleriyle noktalayalım istedik. Bizden bu haftalık bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, müzik dünyasının başı sağ olsun.